Biliyorsunuz ki bir süredir Xiaomi kullanıyorum ki hatta bunun videosunu bayağı bir kez çektim. Arka cam değiştirme videosu olsun, inceleme videosu olsun. Bilmezseniz ayıp olur yani eğer bu kanalı sıkı takip ediyorsanız. Şimdi bunun camını tamir etme videom bayağı bir ilgi gördü. Galiba birinin gözü kaldı. Aradan bir hafta geçmedi. Ya 4 ya 5 gün sonra telefon koltuğun üzerindeyken yanlışlıkla dizimle bir bastım böyle üzerine. Son hali bu. Yani elimi kesmesin diye kapla kullanıyorum şu an. O yüzden pislik içerisinde zaten arkası. Görüyorsun yani paramparça oldu yine. Eskisi gibi aynı şekilde kırıldı. Mavi takıyorum, insanların gözü kalıyor. Bu sefer bir modlama yapmaya karar verdim. Önümde görüyorsunuz bir tane tamir etmek için set var. Arka camı rahatlıkla sökebilmek için saç kurutma makinemiz, ısıtıcımız var. Bir tane telefon için özel çift taraflı bandımız var. Bir tane de Türkiye'den AliExpress'te neredeyse aynı fiyata almış oldum. Mi 6 arka camı var. Şimdi bu arka cam şu anki üzerinde olan arka camla birebir aynı. Bunu AliExpress'ten almıştım. Bunu Türkiye'den Neon 1 üzerinden aldım. Nasıl anladım aynı olduğunu? Çünkü orijinalinin köşesinde böyle pembemsi morumsu bir yansıma yokken bunların ikisinde de o yansıma var. Fakat kameraya yansımıyor. Umarım kamerada belli oluyordur ama ben belli olmadığını düşünüyorum. Her neyse. Öyle bir şey yapacağım ki bu cama ve telefona kimsenin gözü kalmayacak ve biraz da benim görüşüm modern olacak. Hemen şöyle telefonu sökmeden camın arkasını açıyorum. Buradaki yapışkanı var ya bunun, çift taraflı bandı var ya, bakın. Bunu söküyorum hemen. Niye? Çünkü zaten benim burada çift taraflı bandım var. Çünkü cam üzerinde modifikasyon yapacağım. Ne mi yapacağım? Hemen göstereyim size. Hangisini kullanabiliriz? Bakalım bakalım bakalım. Bu olur herhalde. Şimdi diyorsunuz ki ya bu manyak çocuk ne yapıyor? Elimde metal minik spatula ile camın mavi kaplamasını kazıyorum. Şöyle göstereyim size. Camı şeffaf yapacağım. Ve camı buraya taktığımda telefonun iç kısmı şeffaf olarak görünecek ki ben çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Bunu bu şekilde şeffaflaştırmadan önce üzerindeki bir camı çıkaralım. Bakalım telefonun içi nasıl görünüyormuş. Bu camın sökülme işlemi için tek bir aparata ihtiyacınız yok. Zaten benim cam kırık olduğu için kolay çıkacağını düşünüyorum ki... Oha lan! Elim mi söküldü? Elinde kaldı. Kitap gibi açıldı resmen cam. Aa, hiç ısıtmama da gerek kalmadı. Telefonun arkası burada. Gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi normalde telefonun arkasına bir modlama yapmayı düşünüyordum. Bataryanın üzerine MIUI Xiaomi sticker'ı ve bu işlemcinin üzerinde siyah bant olan kısma da aynı Mi 8 Explorer Edition'daki gibi işlemci fotoğraf sticker'ı çıkartıp buraya yapıştırmayı düşünüyordum. Fakat gerek olmadığını düşündüm. Zaten camı şeffaf yapacağız. Bu yüzden yakından bakılacağı için, ilgi çekeceği için detaylı bakıldığında bunun sahte olduğu elbette anlaşılacak. O yüzden sadece bu görmüş olduğunuz camı şeffaflaştıracağım, kazıyacağım. Kazıdıktan sonra telefona mis gibi telefonlar için özel satılan çift taraflı bandı yapıştırarak telefonumuzu kapatacağız. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Bu camın bu kadar kolay çıkmasının nedeni ben bunu sağlam yapıştıramamıştım. Bir süre üzerine ağırlık koymam, bastırmam gerekiyordu. Onun için elimde şu an yeterli malzeme, mandallar var. Mandalları taktıracağım buralarına. Bir süre bekleteceğim ve yapışkan tam yapıştığına emin olduktan sonra, kapağın tam buraya yapıştığına emin olduktan sonra çıkartacağım ve sapasağlam yapışmış olacak. Yani bunun gibi çakma bir şey yapmayacağız inşallah. Neyse, hadi başlayalım kazımaya. Şimdi benim tek korkum burada camın çizilmesi. Yani en nihayetinde sahte bir cam aldık ve aşırı kalitesiz. Yani 50 liralık bir cam. Ne bekliyorsunuz ki? Ben şu an bastırırken bile, bunu bu şekilde soyarken bile tırsıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Biraz uzun sürecek ama. Görmüş olduğunuz gibi camı şeffaflaştırdım. Fakat şöyle bir durum var ki tiner kullanmak zorunda kaldım. Yani aslında zorunda değildim. Fakat şundan bahsetmek istiyorum. Metal ile kazıdığım için, bir de biraz çakma bir cam olduğu için üzerinde, camın üzerinde bulunan garip bir bant çizikler içerisinde kaldı. Bakalım kamerada belli oluyor mu? Umarım belli oluyordur. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hafif sarımtırak, hafif böyle mavimsi garip bir renk var şeyin üzerinde. Şimdi üzerinde bulunan parmak izlerini yok etmek için şöyle bir içten sileceğim. Neyse bunu yapmayalım, gelmedi zaten. İlk yapmamız gereken şey telefonun arka kısmına çift taraflı bantımızı yapıştırmak. Lensimizin yapışkanlarını çift taraflı bantla yeniledik. Şunu yapıştıracağımız için bunu bir silmem gerek. Özellikle mikrofiber bezli ama. Çünkü üzerinde ne toz kalmasına izin veremeyiz ne de başka bir şeyin. Şu anda deli gibi parlıyor. Tamamdır. Lensimizi yapıştırdık camın üzerine.
Şimdi telefonun üzerine yapıştırmış olduğum çift taraflı bantların üst kısmını açıyorum. Bu arada bant cidden çok güçlüymüş. Bu kaç metreydi ya? Çok kısa bir metresine ben 25 lira para ödedim bu bandın. Ve güçlü bir bant yani. Telefoncular kesinlikle bu bandı kullanıyor olmalılar bu tür işlerde. Dedik madem bir iş yapıyoruz birazcık daha iyi olsun. Birazcık daha fazla para verelim. Daha sonra elimizde kalmasın bant. Tamamdır. Telefonla bantlarını açmış bulunmaktayız. Camı zaten yeteri kadar silmiştik. İç tarafı temiz. İç tarafını tekrar bir daha silemeyeceğim için. İç tarafını temiz tutmak zorundayım. Neyse. Haydi bismillah. Yalnız pek hoşuma gitmedi benim. Yani ilerleyen zamanlarda camı tekrar değiştirebilirim. Tamamdır. Şimdi tek yapmam gereken bunlara o bahsettiğim mandalı tutturmak ve bir süre bu şekilde çift taraflı bandın telefona ve cama yapışmasını sağlayabilmek. Bu arada bunları Banggood'dan aldım. Eğer alacak olan varsa tavsiye ederim. Çok güzel şey yapmış adamlar. Bunun asıl amacı bu değil ama ben bunun için kullanıyorum. Normalde stüdyoların arka planlarında bulunan perdeleri gerdirmeye yarıyorlar. Biz de burada kullanıyoruz işte. Çok daha güzel oluyor bence. Görmüş olduğunuz gibi mandalları yerleştirdim. Telefon bir süre böyle kalacak ve arka cam sapasağlam yapışmış olacak. Şimdilik mandaları çıkartıp size göstermek istiyorum nasıl durduğunu telefonun. Açık konuşayım. Başta keşke şu parçayı kullanmasaymışım. Çünkü camın bazı yerleri boyalı, bazı yerleri böyle boyasız kaldı. Çok garip bir film kaplı kaldı üzeri. Keşke ilk baştan tinerle silseymişim de çok güzel mavi şeffaf bir tabaka elde edermişim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi belki de görünmüyordur. Parladığı zaman ufak bir mavimsiz bant var gibi üzerinde. Ve bazı yerlerde çizik onların. Çizik olan kısım benim yüzümden oldu dediğim gibi. Keşke başlangıç olarak tinerle silseymişim. Neyse bu da bizim için tecrübe oldu artık. Bir daha nerede ne zaman yaparım bu modu bilmiyorum ama. Eğer yaparsak sizin haberiniz olur zaten ya Instagram ya başka bir yerden. Evet telefon bu şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi ufak bir hata dolayısıyla bu birazcık çizik bir cam elde ettim. Eğer siz yapacaksanız tavsiyem bu neydi ya, sentetik miydi selülozik miydi? Videoyu düzenlerken ekrana yazarım. Siz tiner kullanabilirsiniz ama dikkat edin, tiner çok tehlikeli bir şey. O yüzden çok tedbirli olmanız gerek. Bu şekilde yaptık telefonu. Bence çok daha güzel oldu. Böyle farklı bir görüntü elde ettik görmüş olduğunuz gibi, şeffaf. Adam telefonu eline alacak böyle bir bakacak şeffaf vaa falan böyle. Neyse. Umarım ürünü ve videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve heyecanla takip edin.